Uğur Dündar Sözcü Hortum Televizyon habercisi değerli kardeşim Korcan Karar anlatıyor. Alaçatı'nın merkezindeki evimin salonunda televizyon seyrediyordum. Saat 21.20 sıralarında önce bir uğultu, arkasından da hırçın bir rüzgar sesi gitgide çoğalarak evin içerisinde dolaşmaya başlayınca telaşla bahçe kapısını açtım. Dışarıda uğultu ve rüzgarın şiddeti artmış İzmir'in iri çekirdekli bol şıkırtıl yağmuru da şimşekler eşliğinde başlamıştı. Peş peşe çıkan şimşeklerden birinin ışığında Alaçatı Port tarafından gelip köyün kenarından Karaburun yönüne doğru ilerleyen hortumu gördüm. Gazetecilik refleksiyle hemen arabama atlayıp porta gittim. Alaçatı Port'a vardığımda ortumun denizin iki yakasındaki bölümleri vurduğunu gördüm. Karşı kıyıda dev bir inşaat vincinin devrildiğini fark edince oraya koştum. İnşaat işçilerinin kaldığı prefabrik yapılar ağır hasara uğramış. Arkadaki araziye konteyner parçaları vurmuş. Bir ticari araç otoparktan yaklaşık 100 metre kadar öteye sürüklenmişti. Barınakları paramparça olan 15 yaralı inşaat işçisi hastaneye götürülmek üzere ambulans bekliyor lardı. Çok kısa süre içinde ambulans, jandarma ve Çeşme Belediyesi ekipleri olay yerine geldiler. Devrilen virajın vincin karşı kıyısından sesler geldiğini duyunca bu kez oraya yöneldim. Burada gördüklerim daha da vahimdi. Gecenin karanlığına rağmen ortum felaketinin ürküten boyuklarını çıplak gözle görebiliyordum. Çektiğim fotoğrafları ve tespitlerimi hemen Sözcü Galatesi İzmir muhabiri değerli kardeşim Gökben Ulu'ya ilettim. O da haberi Sözcü.com.tr'den ilk olarak Türkiye'ye duyurdu. Bir yandan haber geçiyor, diğer yandan da Alaçatı Portevlerinin önündeki Marina da ters dönmüş motor yatları, yarı batık yelkenlileri, ortamona toparktan alıp çevreye savurduğu otomobilleri, ters dönmüş araçları, ayrıca camı çerçevesi patlamış, evlerde oturanların feryat figan halinde bağırıştıklarını, uçan çatılardaki kremitlerin etrafa saçıldığını dehşete kapılarak gözlüyordum. Bir gazeteci olarak daha önce de doğal felaketleri takip ettiğim için günün ağırmasıyla birlikte bölgenin adeta savaş alanına dönmüş olarak karşımıza çıkacağını tahmin edebiliyordum. Gece boyu Çeşme Belediyesi'nin çalışanları ve İzmir'den gelen kurtarma ekipleri hortum felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiler. Hatta Çeşme'nin çalışkan belediye başkanı Ekrem Oran zaman zaman kendi elleriyle enkaz kaldırdı. Yaralı sayısının 18'e çıktığını da sabah karşı öğrendik. Çoğunun tedavisinin Çeşme Devlet Hastanesi'nde ayakta yapıldığını, 4 kişinin tedavisinin ses sürdüğünü öğrendik. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar olay yerine vardığımda tahmin ettiğim vayım tabloyla karşılaştım. 6 senedir Alaçatı'da yaşıyorum. 59 yıllık çeşmeliyim. Ben böylesi bir ortum felaketini ne yaşadım ne de duydum. Sabah saatlerinde haber kanalları olay yerinden canlı yayınlar yapmaya başladılar. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Seyer de gelip Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'la birlikte hasar tespitinde ve incelemelerde bulundular. Olay yerlerindeki, olay yerindeki çalışmalar devam ediyor. Ne ki bir gazeteci olarak deprem, sel, dolu ve fırtınadan sonra hortum felaketini de yaşayarak haber geçtim. Daha önceki doğal afetlerde olduğu gibi bu felaketin yaralarının da yine birlik bütünlük içinde birbirimize eskisinden daha fazla sarılarak atlatacağımıza inanıyorum. Korcan kararın izlenimleri böyle tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Deprem ve sel e ülkesiydik. Bu doğal afetlere bir de ortumlar eklendi. Çünkü ülkemiz maalesef küresel ısınmanın en etkin olduğu coğrafyanın göbeğinde bulunuyor. Uzmanlara göre bundan böyle zaman zaman ortum felaketlerine de hazır olmalıyız. Güzel İzmir'e ve çeşmemize büyük geçmiş olsun Uğur Dündar sözcü. Değerli izleyiciler yayınlarımızın karanlığa karşı bir aydınlık ışığı olabilmesi için yayınlarımızı desteklemeniz gerekiyor. Bunun için sizlerden ricam beğen tuşuna basmanız, bildirimleri açmanız ve kanalımıza abone olmanızdır. Hepinize mutlu bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bir başka yayında Barış Biner'le Tarafsız Haber'de Sesli Köşe'de yeniden buluşmak üzere hoşça kalın, esen kalın.